Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda SQL'de listing, order by, insert into, update, delete ve truncate komutlarını öğrenelim. Burada bu işlemlerimizi kütüphane database'imiz üzerinde yapacağız. Öncelikle buraya gelip use kütüphane diyelim. Ve bu satırı çalıştıralım ki kütüphane database'i üzerinde işlem yapmak istediğimizi belirtelim. Evet, başarılı bir şekilde komutumuz çalıştı. Şurayı biraz küçültelim. Sonrasında işlemlerimize devam edelim. Birinci sorumuzda öğrenci tablosunda olan sınıfları tekrar olmadan getir diyor. Öncelikle normal bir şekilde öğrenci tablomuzu getirelim. Select yıldız from öğrenci diyelim. Ve bu satırı çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi aynı sınıftakiler bile tekrar tekrar geliyor. Yani sınıflar tekrar ediyor. Burada bizden sınıfları tekrar olmadan getirmemiz isteniyor. Bunun için distinct komutunu kullanmamız gerek. Buraya gelelim. Select diyelim. Distinct. Buraya tekrar olmadan getirilmesi gereken alanı yazıyoruz. Biz sınıf alanını istiyoruz. Sınıf diyelim. Sonrasında from öğrenci. Çalıştıralım bu satırı. Bakın görmüş olduğunuz gibi 23 tane satır varmış. Yani 23 tane kayıt varmış. Burada görmüş olduğunuz gibi tekrar eden bir kayıt yok. Hepsi farklı farklı. İkinci sorumuzla devam edelim. Öğrenci tablosunda olan isimleri tekrar olmadan getir. Bakalım select. Yine distinct diyoruz. İsimleri dediği için ad alanını veriyorum. From öğrenci tablosu. Çalıştıralım satırımızı. Görmüş olduğunuz gibi öğrenci satırında yani öğrenci tablosunda bulunan isimleri bize tekrar olmadan getirdi. 131 tane farklı isim bulunmaktaymış. Devam edelim. Öğrenci tablosunda puana göre artan listeleyiniz diyor. Buraya gelelim. Select yıldız from öğrenci tablosu. Öğrenci tablosu dedikten sonra bizim ne yapmamız gerekiyor? Puana göre artan bir sıralama işlemi yapmamız gerekiyor. Bu sıralama işlemini de order by yardımıyla yapıyoruz. Buraya order by diyelim. Order by dedikten sonra artan bir sıralama istiyorsak ASC, azalan bir sıralama istiyorsak desk dememiz lazım. Bu şekilde sıralamaları gerçekleştirebiliyoruz. Order by dedikten sonra herhangi bir ASC ya da desk vermezsek varsayılan olarak ASC olarak algılayıp azdan show'a doğru bir sıralama işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi biz burada order by dedik ama herhangi bir alan vermedik. Buraya sıralanacak alanı da vermemiz gerekiyor. Puan diyoruz. Sonrasında ASC de diyebiliriz. Az önceki söylemiş olduğum gibi vermesek de zaten azdan çok olana doğru sıralayacaktır. Önce vermeden çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi puanlar birden başladı. 2, 8, böyle 100'e kadar ilerleyecektir. Şöyle bakalım. Bakın 100'e doğru artan olarak ilerledi. Şimdi ASC verelim. Hiçbir değişiklik olmaması gerekiyor. Çalıştıralım. Bakın görmüş olduğunuz gibi ASC yazsak da yazmasak da bir farkı olmuyor. Şimdi devam edelim. Öğrenci tablosunda puana göre azalan sırada listeleyiniz diyor. Yani tam tersi. Azalan olduğunda desk kullanıyorduk hatırlarsanız. Select diyelim. Yıldız from öğrenci tablosu order by puan alanında sıralama yapmak istiyoruz. Azalan bir sıralama olduğu için desk diyoruz. Şimdi de 100'den başlayıp azalması gerekiyor. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi puanlarımız 100'den başladı. Alt tarafa doğru azalan bir şekilde ilerliyor. Kayıtlarımızı bu sıraya göre getirdi bize. 5. sorumuzla devam edelim. Öğrenci tablosunda ad alanına göre artan, puan alanına göre de azalan sırada listeleyiniz demiş. Burayı yapalım. Öncelikle select yıldız from öğrenci diyelim. Sonrasında bizden ne isteniyor? Ad alanına göre artan. Buraya order by ad diyoruz. ASC yazsak da olur, yazmasak da olur ama yazalım. Sonrasında virgül bırakıyoruz. Ne diyor? Puan alanına göre azalan sırada. Gelelim buraya. Puan diyelim. Buraya da desk diyoruz. Şimdi bu satırı çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi
at alanına göre küçükten büyüğe, puan alanına göre de büyükten küçüğe geldi. Bunu da şöyle gözlemleyebiliriz. Bakın, iki tane Ahmet kaydı varmış. Birinci sırada yüksek alan Ahmet, ikinci sırada düşük alan Ahmet'in kaydı bulunuyor. Şurada bakarsanız bakın 4 tane Aleyna diye kayıtlı isim varmış. Burada en yukarıdaki Aleyna 94, sonrasında böyle puana göre azalan bir sıralamayı yapabildik. Altıncı sorumuzda tür tablosuna kayıt ekleyiniz demiş. Öncelikle tür tablosunu içeriğini bir görelim. Select, yıldız, from, tür diyelim. Tür tablosunda kayıtlarımızı görelim. Bakın tür tablomuzda 21 tane kaydımız var. Burada da en sonuncu araştırma 2 ve tür no'da 21. Biz buraya 22 numaralı araştırma 3'ü ekleyelim. Ekleme işlemini nasıl yapıyorduk? Insert, into, hangi tabloya kayıt eklemek istediğimizi giriyoruz. Tür tablosunu eklemek istiyoruz. Parantez içerisine hangi alanları eklemek istiyoruz? Tür no, virgül, at alanı. Zaten sadece bu iki alanımız bulunmakta. Sonra buraya geliyoruz. Values diyoruz. Yani buradaki girmiş olduğumuz alanlara karşılık gelen değerleri giriyoruz. Birincisine tür no. Bakın en son 21 vardı. Buraya 22 diyoruz. Virgül bırakıp sonrasında araştırma 3 diyelim. Bunu çalıştıralım. Bakın görmüş olduğunuz gibi hata aldık. Hatamız ne diyor? Identity column diyor. Burada when identity insert set to off diyor. Yani bizim buradaki hatamız şöyle design diyelim, net bir şekilde görelim. Bakın turno birinci anahtar ve buradan identity kısmı yes. Yani kendisi otomatik bir artan şeklinde. Şurada da görmüş olursanız bir artıyor. Bizim bu alana değer vermemizi veri tabanı engelliyor. Yani diyor ki buraya ben sıralı bir şekilde bir değer veririm. Sen bu alana değer giremezsin diyor. Ama biz burada istediğimiz sayıyı, değeri girebilmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Yani ilerleyen aşamalarda böyle bir alana veri girmeniz gerekebilir. Bunu da görmeniz gerekiyor. Set diyoruz. Identity. Alt tire bırakıyoruz. Insert diyoruz. Sonrasında hangi tabloya? Tür tablosuna. Tür tablosunu girdikten sonra buraya 10 diyoruz. Yani istediğim değeri girebilmeyi açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu kodumuz başarılı bir şekilde çalıştı. Şimdi biz burada 22 numaralı kaydı ekleyememiştik, değil mi? Biz bunu 22 de yapmayalım. Ya da bu 22 olarak kalsın. Önce bunu bir çalıştıralım. Bakın kayıt başarıyla eklendi. Tekrar çalıştıralım. Şurayı da büyütelim. Bakın araştırma 3, 22 numara. Numarasını da biz verdik, eklendi. Şimdi dilerseniz ben buraya sıralı bir şekilde değil de 50 numarayı vermek istiyorum. Araştırma 4 olarak. Çalıştıralım. Bakın başarılı. Tekrardan burayı çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi araştırma 4 ve turno 50. Yani istediğimiz değeri verebiliyoruz. Bunu da tekrardan kapatmak istiyorsanız bu onu off yapıp tekrar çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bakın tekrar çalıştırdığımızda başarılı. Bakın araştırma 5 ekleyelim. 55 olsun. Hata verecektir. Bakın yine aynı hatayı aldık. Bu defa da bu şekilde çalışmak isterseniz turno'yu vermiyorsunuz. Bu genellikle turno ID gibi alanlara yapılır bu özellik. Burayı siliyorsunuz. Direkt diğer alanlara ekleme yapıyorsunuz. Çalıştıralım. Bakın başarılı. Çalıştırdığımızda şurada görmüş olduğunuz gibi araştırma 5 51 nolu kayıt olarak geldi. Yani en sondaki kaydın sırasından bir artırarak devam etti. Şimdi devam edelim. Tür tablosuna şurayı düzeltelim. Aynı anda iki tane kayıt ekleyin demiş. Yapalım. Insert into tür, yani tür tablosuna eklemek istiyoruz. Hangi alanlara? Bakın şurada kapatmıştık. Yani kendisi veriyordu tür no'yu. Sadece at alanına veriyoruz. Burada gelelim. Values diyelim. Ve burada değerimizi girelim. Şöyle tırnaklar açıyoruz.
Araştırma 6 diyelim. Şöyle kopyalayalım. Bakın bir tane kaydı girdik. Ama bizim burada iki tane girmemiz gerekiyor. Tekrardan şöyle gelelim. Parantez açıyoruz. Tekrardan values yazmamıza gerek yok. Parantez içerisine değerimizi girebiliyoruz. Bu kopyalamış olduğumuzu yapıştıralım. Bu 7 olsun. Bu da 6 olsun. Şimdi tekrardan çalıştırırsak. Bakın iki kayıt başarıyla eklendi. Şuradaki tür tablosuna Selek Yıldız programı tekrar çalıştıralım. Şurayı büyütelim. Bakın 52 numara ve 53 numarada araştırma 6 ve 7. Yani iki tane kaydı aynı anda ekleyebildik. Bu şekilde virgül bırakarak iki değil de istediğiniz kadar kaydı ekleme yapabiliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Kitap tablosundaki tüm kayıtları silin ve tablo yeni oluşturulmuş gibi olsun. Burada ne kullanmamız gerekiyor? Burada truncate komutunu kullanmamız gerekiyor. Bakın önce delete yapalım. Delete from hangi tabloyu silmek istiyoruz? Kitap 2 tablosu. Şimdi bu şekilde de şuraya kadar söylemiş olduğunu yapabiliyoruz. Yani tüm kayıtları sildirebiliyoruz. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Aynı yukarıdaki işlem gibi oluyor. Mesela şuradaki tüm kayıtları siliyor. Sonraki eklemiş olduğunuz kayıt 54, 55 diye artıp gidiyor. Yani buradaki ID olsun, tür ne olsun bu tarz alanları silmiyor. O numara kaldığı yerden devam edip ilerliyor. Ama biz burada truncate dersek truncate table kitap 2. Bunu yaptığımızda bu hem tüm kayıtları siliyor hem de buradaki ID, tür no gibi alanları silip tertemiz bir şekilde ekliyor. Şimdi bunu çalıştıralım. Bakın başarılı bir şekilde çalıştı. Buraya gelelim. Select Yıldız from kitap 2 diyelim. Bu sorgumuzu çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi veri tabanımızda herhangi bir kayıt yok. Tamamını tertemiz bir şekilde silmiş. Şimdi 9. sorumuzla devam edelim. Kitap tablosundaki kayıtları kitap 2 tablosuna aktarın. Şimdi öncelikle kitap tablosunu bir görelim. Select Yıldız from kitap diyelim. Bu sorgumuzu çalıştıralım. Bakın kitap tablomuzda 1736 tane kaydımız bulunmaktaymış. Şimdi bizden bu kayıtları boş olan kitap 2 tablosuna aktarmamız isteniyor. Şöyle kitap 2'yi de şuraya alalım. Şimdi kaydı eklediğimizde tekrar çalıştıracağız. Bakın boş içerisi. Buraya geliyoruz. Insert. Into diyoruz. Ve buraya alanlara geliyoruz. Öncelikle hangisini eklemek istediğimizi yazıyoruz. Kitap 2 tablosuna. Parantez içerisine hangi alanları eklemek istiyoruz? ID alanı. Aynı buradaki gibi sıralansın. ID alanı, ad alanı, yazar no, virgül, bir de sayı alan olsun. Sonrasında buraya geliyoruz. Bu defa select diyoruz. Çünkü başka bir tablodan aktarma yapacağımız için select diyoruz. Aynı getirme işlemi gibi. Select, kitap no alanı, virgül, ad alanı, yazar no alanı, virgül sayfa sayısı. Buradaki vermiş olduğumuz alanlar ID, kitap no'ya, ad alanına, yazar no, yazar no'ya, sayıda sayfa sayısına denk gelmektedir. Sonrasında from hangi tablo kitap tablosu. Yani bu şekilde aktarma işlemi yapabiliyoruz. Bakın aynı şekilde burada hata alabiliriz. Çalıştıralım. Bakın burada da ID otomatik artanmış. ID ya da tür no gibi alanlar. Bunu da aynı yukarıdaki gibi kapatmamız gerekiyor. Kapatalım. Set identity alt tire insert. Hangi tablodakini kapatmamız gerekiyor? Kitap 2. Çünkü o tabloya ekleme yapacağız. Sonrasında 10 diyoruz. Öncelikle bu satırı çalıştıralım. Başarılı bir şekilde çalıştı. Bakın herhangi bir değişiklik olmadığını görün. Kitap 2'yi çağıralım. Bakın içerisi boş. Şimdi burayı çağıralım. Bakın 1736 tane kayıt eklendi. Kitap 1 tablosunda 1736 tane vardı. Yani tamamını aktarmış oldu. Şimdi burayı çağıralım.
Görmüş olduğunuz gibi 1736 tane kayıt geldi. Yani kitap tablosunu kitap 2 tablosuna başarılı bir şekilde aktarabildik. Şimdi şunu tekrardan kapatalım. Kendisi sonradan eklenen kayıtları ID alanına sıralamayı bir bir artırarak versin. Başarılı bir şekilde çalıştı. Şimdi sorularımıza devam edelim. 10. sorumuzda kitap tablosundan yazar No 45 olan kaydı silin diyor. Şimdi kitap tablomuzda Frankel bağlantısı var. Burada hata alırız. Biz bunu kitap 2 tablosunda yapalım. İlerleyen derslerimizde Frankel bağlantısını nasıl yapabileceğimizi ve Frankel bağlantısı olan tablodan nasıl silme işlemleri yapabileceğimizi de göreceğiz. Şimdi gelelim burada. Kitap 2'den silme yapalım. Çünkü birebir aktarma işlemini yapmıştık. Yani değişen bir şey yok. Kitap 2 tablosunda yazar ne? 45 olan kayıtları silin. Önce bir görelim. Select Yıldız From Kitap 2. Ver diyoruz yazar no 45 olan. Yazar no eşittir 45 olan. Kayıtları silin. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi iki tane kaydımız var. Sefiller ve Notre Dame'ın kamburu diye. Şimdi bizden bu kayıtları silmemiz isteniyor. Buraya gelelim. Delete from hangi tablodan silme işlemi yapmak istiyoruz? Kitap 2 tablosundan hangi şarta göre? Bu şekilde çalıştırırsak tüm kayıtlar silecektir. Şartımızı verelim. Ver diyoruz. Yazar no eşittir 45 olan. Kayıtları sil. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın iki kayıt etkilendi. Şimdi tekrardan bakalım yazar no 45 olan bir kayıt var mı? Çalıştıralım. Bakın herhangi bir kayıt gelmedi. Şurayı silersek yani kitabı kitaplosunu normal bir şekilde çağırırsak kayıtlarımız başarılı bir şekilde geliyor. Ama yazar no 45 olan tüm kayıtları silmiş olduk. 11. sorumuzda kitap 2 tablosunda adı A ile başlayan kayıtları silin demiş. Öncelikle bakalım. Select Yıldız From Kitap 2 ver diyoruz. Like önce at diyelim. Like tırnaklar içerisinde A yüzde diyoruz. Yani A ile başlayan olduğu için yüzde son tarafta oluyordu. Çalıştıralım. Bakın bizim burada görmüş olduğumuz 141 tane kaydı silmemiz isteniyor. A ile başlayan tüm kayıtları. Buraya gelelim. Delete from hangi tablo üzerinde? Kitap 2. Şartımız ne? Ver. At alanı like A yüzde diyoruz. Yani A ile başlayan tüm kayıtları sil. Çalıştıralım. 141 tane kayıt geldi. Şöyle gelelim alt tarafa. Select Yıldız From diyelim. Kitap 2 diyelim. Şimdi bunu çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi A ile başlayan herhangi bir kayıt bulunamadı. Bunu da order by ile sıralama yapalım. At alanına göre sıralasın. Bakın sayılardan başladı. Sayılar bittikten sonra direkt B'lere geçti. Yani A alanında kayıt olmadığı için direkt B ile başlayan kayıtlardan devam etti. Yani silme işlemimiz başarılı. 12. sorumuzda öğrenci tablosuna öğrenci numarası 49 olan kaydın sınıfını 9F olarak güncelleyin demiş. Öncelikle bir bakalım. Select Yıldız From öğrenci tablosunda şartımızı yazıyoruz. Ver. Öğrenci numarası yani ÖGR no eşittir 49. Çalıştıralım. Bakın Esma Çiçek diye bir kaydımız varmış. Bunun 9E olan sınıfını 9F olarak güncellenmemizi isteniyor. Bunu yapalım. Güncelleme işlemini update ile yapıyorduk. Update diyoruz. Hangi tablo üzerinde güncelleme yapmak istiyoruz? Öğrenci tablosu üzerinde set dedikten sonra da hangi alanları güncellemek istediğimizi belirtiyoruz. Sınıf alanını diyoruz. Sınıf eşittir 9F olarak yazıyoruz. Sonrasında ver diyoruz. ÖGR no yani şartımızı yazıyoruz. Şurayı şöyle çalıştırırsanız tüm öğrencileri 9F olarak değiştirecektir. ÖGR no eşittir 49 olan kaydı güncelle diyoruz. Çalıştıralım. Bakın başarılı. Tekrardan şuradan kaydı çağıralım.
Görmüş olduğunuz gibi Esma Çiçek sınıfı 9F olarak güncelleyebildik. 13. sorumuzda öğrenci tablosuna öğrenci numarası 125 olan kaydın adını ve soyadını güncelleyin demiş. Öncelikle bakalım kaydımıza. Select Yıldız from öğrenci. Şartımızı yazalım. Öğrenci numarası 125 olan. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi Gamze Okan diye bir öğrencimiz. Bunun adını ve soyadını güncellememiz isteniyor. Buradan update diyelim. Öğrenci tablosunda güncelleme yapacağım. Set güncellemek istediğim alanlar ad alanı eşittir. Bakın adı Gamze'ymiş. Ne olsun? Ayşe diyelim. Virgül bırakıyoruz. Soyad alanını giriyoruz. Eşittir. Tırnaklarımızı açıyoruz. Ve tırnaklarımız arasına buna da şöyle AA diyelim. Sonra şartımızı yazıyoruz. Ver. Hangi kaydı güncellemek istediğimizi belirtiyoruz. Öğrenci numarası 125 olan. Şimdi çalıştıralım tekrardan. Başarılı bir şekilde çalıştı. Tekrar buradan çağıralım. Bakın Gamze Okan olan kaydımız Ayşe AA olarak değişti. Yani güncelleme işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Kafanıza takılanları yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Ben zamanım oldukça cevap vermeye çalışıyorum. Kafanıza takılanları sorun ki yani ben cevap vermeden de başka bir bu alanda bilen bir arkadaşımız da sorunuzu yanıtlayabilir. Bu nedenle yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin. Yaptıklarımızı tekrar etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.